destek oldu. Mesela Zonguldak Milletvekili CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz ve Çaycuma Belediye Başkanı da galiba bu gaz konusunda övdüler herhalde hükümeti. Evet, evet aynen öyle. Ya doğru şu var. Hani bizim seçim parçamız doğruya doğru yanlışa yanlış. Artık bunu bir siyasi parti olarak değil de Türk insanının doğruya doğru yanlışa yanlış demesi lazım. AK Parti Zonguldak 4. sıra milletvekili adayı Necdet Tıskoğlu, gazeteci yazar Cem Küçük'ün TGRT'de konu oldu. Zonguldak'la ilgili hedeflerini ve projelerini anlatan Tıskoğlu şöyle konuştu. Yani orada çok bir hummalı bir çalışma var. Yani özellikle ben bütün dostları, bütün Türkiye'deki insanları gelip Filyos'u bir görmelerini istiyorum. Oradaki sahaya görmelerini istiyorum. Saltıkova'yı izlemelerini istiyorum. İnanılmaz bir çalışma var. Yani ve bölgede yani gündüz yok. Gece yok daha doğrusu. Sürekli böyle bir hareket. 10 bin kişi civarında bir istihdam var. Bölge çok hareketli ve doğal gaz çıktı. Yani 2 hafta önce Cumhurbaşkanımız da geldi artık bağımsızlık ateşini yaparak. Kaç yıl sonra ilk defa Zonguldak'ta istihdam oldu? Yani şöyle. 20 sene olmuş muydu? Şöyle bizim çocukluğumuzda o 80'li 90'lı yıllar Zonguldak'ın çok hareketli yıllarıydı. 90'lı yıllarla beraber Zonguldak bir duraklama ve çöküş dönemine geçti. Peki bu liman nasıl değiştirdi orayı Necdet? Yani liman da var bir de şimdi. Mesela karşımız Zonguldak'tan bakınca karşı taraf Ukrayna, evet. Rusya. Bu tarafa bakınca Romanya, Bulgaristan. Yani liman Zonguldak çok büyük hareket getirecek. Yani ben çocukluğumda işte çocukken hep şey konuşuyordu. Ya Filyos Limanı, Filyos Limanı, Filyos Limanı olacak diye konuşulurdu. Sadece konuşmanın öteye gidemezdi. Hakikaten Cumhurbaşkanımız ve işte bölge milletvekillerimiz, bakanlarımız, bürokratlar inanılmaz bir hummalı çalışmayla beraber o limanı oraya kazandırdılar. Liman olursa ne olur? Ya liman demek şu demektir. Yani sanayiciyi o bölgeye çekebilirsiniz. Üreticiyi o bölgeye çekebilirsiniz. Sadece o bölgeye değil, çevre bölgelerdeki, çevre şehirdeki Bolu gibi, işte Karabük gibi, Düzce gibi, farklı illerdeki Bartın gibi sanayicileri de navlu maliyeti liman üzerinden gönderebilirsiniz. Sanayicinin en büyük maliyeti şeydir. Yani bir maliyetten bir birimi de navlu maliyetidir. Dolayısıyla siz navlu maliyeti en aza indirgeyerek oradan dünyanın her yerine ihracat yapacaksınız ve bölgenin kalkınmasına, bölgenin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Size sadece şunu söyleyebilirim. İnanılmaz şekilde bir orada yani kamyonlar tır tır hareket olacak. Evet. İnanılmaz bir nakliye hareket olacak. Sadece küçük bir pastadan bahsedebilirim. Ama onun dışında kamyonların nakliyenin olduğu bir yerde üretim olacak, ihracat olacak. Yani Zonguldak bir turizm kenti, turizm şehri de olabilir. Çok bakir olan bir şehir Zonguldak. Dolayısıyla Zonguldak sadece sanayisiyle konuşulacak bir yer değil. Zonguldak senin deyiminle Marsilya ile birebir olan bir kısım. Aynı harita. Aynı harita. Benim de Güney Afrika. Birinde 40 bin euro, diğerinde 15 evet. bin euro yok. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ben aşık gibi mesela orada fabrikamız var. Çok dünyanın en güzel ülkesi inanılmaz ve turizmden para yiyor ve bütçesi var. Zonguldak bu için biçilmiş bir kaftan. Yani Kilimli'de bir radar tepeye teleferik yapılabilir. Yani Kilimli'de Zonguldak'ta işte yeşil alanlar değerlendirilebilir. Demir yolunun, hava yolunun, işte denizin, mavinin olduğu ender şehirlerden bir tanesi Zonguldak. Zonguldak işte Ereğli, işte Karaelmas Ekspresi ile Ankara-Zonguldak arasında tren yolu tekrar devreye girebilir. Ve bu da bölgeye turizmle ilgili çok ciddi bir katkı sağlar. Ben özellikle Zonguldak'ta yeni atanan il kültür müdürü var. O da benim çok çocukluk arkadaşım, dostum, arkadaşım Taner Dursun. Yeni atandı. Özellikle bu konuda çok başarılı ve Zonguldak'ın gelişime çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zonguldak'ta bir fuar ve kongre alanı olması lazım. Evet. Ticaret hacminin gelişmesi ve kültür alanlarının olması için. Peki. Necdet Tıskoğlu çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bunu takalım beraber. Madenci karşısına bir selam şey olsun. Yapalım. Yerin evet. 600-700 evet. metre dibinde çalışıyorlar. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Zonguldak'a da Allah yardımcısı olsun. Sizler sayesinde yolacak değil.